Merhabalar, yepyeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Ben Gülse Göçer ve bugün sizinle çok güzel bir konu hakkında konuşacağız. Daha önce belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Eğer liseliyseniz, İngilizcenizi geliştirmeye çalışıyorsanız ve genel olarak yeni deneyimler elde etmek istiyorsanız M1 nedir belki duymuşsunuzdur. Ben birkaç videomda bahsettim sanırım. Ve eğer bu videoyu bir M1 konferansına gideceğim mi, gitmeyeceğim mi gibi düşünerek tıkladıysanız ilk söylemek istediğim şey sakin olun. Dert edeceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Sakin olun lütfen. Çünkü nedense insanlar böyle şeylere çok geriliyor. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. M1 nedir? Bunu anlatacağım size kısaca. MUN diye duymuş olabilirsiniz. Models United Nations diye geçiyor. Yani modellenmiş hani şekil, sadece şeması böyle taklit edilmiş şekilde Birleşmiş Milletler. Yani Birleşmiş Milletler'de, gerçek dünyamızdaki Birleşmiş Milletler'de neler konuşuluyorsa, dünyadaki hangi problemler ele alınıyorsa bunları alıyorsunuz, tartışıyorsunuz, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz ama tabii lise öğrencisisiniz. Bu arada lisedeki versiyonu çok meşhur aslında. Ben de ilk defa lisede katıldım ama eğer ortaokuldaysanız da hatta üniversitedeyseniz de gidebileceğiniz M1 konferansları oluyor. M1'de farklı komitelere ayrılıyorsunuz. Ben başta şey diye düşünmüştüm, bu kafa karışıklığına sebep olmasın diye söyleyeceğim. Mesela ben bir ülkeyi temsil ediyorsam o zaman o ülkeyi temsil eden diğer kişilerle böyle bir toplantı gibi bir şey yapıyorum diye düşünmüştüm. Halbuki her bir komitede bir ülkeyi temsil eden bir kişi oluyor. Yani ben kendi ülkemi temsil eden bir kişi olarak o komitedeyim. Aslında kendi ülkenizle bağınız çok yok, komitenizle bağınız var. Ve bu komitelerde ekonomi, sosyal güvenlik, kültürel, silahsızlandırma, sosyal, insani gibi değişebiliyor. Bunların hepsinin farklı isimleri var. Zaten bunların hepsi de katılacağınız M1'de olacak diye bir şey yok. Ya böyle bu terimleri başta insanların kafasına atınca bence kafa karışıklığına sebep olabiliyor. O yüzden en böyle basit haliyle anlatmaya çalışıyorum. Gerilmeniz gereken bir şey fazla yok arkadaşlar. Ben en çok burada bunun altını çizmek istiyorum. İngilizce konuştuğunuz için başta böyle bu terim oradan geliyor, oradan o terim geliyor, şunu kullanmalısın, Notion veriyorlar. Oradan işte bilmem kimler yardıma geliyor falan, komite başkanları. Bunların hepsini aslında ilk gününüzün şöyle bir 25 dakikasında çok güzel anlıyorsunuz. O ilk yarım saati geçirdikten sonra zaten tamam. Hadi nasıl başlıyoruz? Yazımızı yazmaya başlayalım. Hadi şimdi bunu formatlayalım. Hadi şimdi şuraya gidelim diye. İnsanlarla ilişki kurmak üzerine aslında. Ve bu ilişkilerle de beraber toplumsal problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Bu komitelerde hepsine belli bir konu veriliyor. Bizim mesela iki konumuz vardı katıldığım M1'de. Ve o iki konuya da aslında bir şeyler bulmaya çalışıyorduk. Ve bu konuda yazı yazmanız gerekiyor. Herkes ayrıca bir en sonunda böyle bir makalemsi bir şey vermek zorunda değil ama hepiniz bir grup halinde toplaşıyorsunuz. Bir taraf bir fikri, bir taraf bir fikri savunuyor. Daha önce herhangi bir münazarada bulunduysanız zaten bunun nasıl işlediğini biliyorsunuz. Biraz size M1'in tarihinden de bahsetmek isterim. Tarihsel olarak Model Birleşmiş Milletler Konferansları 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra düzenlenmeye başlamıştır. İlk olarak Model Birleşmiş Milletler, öğrencilerin diplomasi bilgilerini geliştirmek için birer diplomat gibi uluslararası ilişkiler alanında tecrübe kazanmalarını sağlamak için oluşturulmuş. Tarihteki ilk Model Birleşmiş Milletler Konferansı 41 farklı okuldan 150'den fazla öğrencinin katılımıyla 5 Nisan 1947 yılında Swarthmore College tarafından düzenlenmiştir. Bu konferans öncesinde ise yine Milletler Cemiyeti'nin simülasyonu olarak 1921 yılında Oxford Üniversitesi tarafından International Assembly yani Uluslararası Meclis düzenlenmiştir. Bu arada henüz sadece 1-2 tane M1'e gitmiş bir insan nasıl bu konuda bu kadar tutkulu olabilir diye soruyor olabilirsiniz. Ben ilk M1'ime 9. sınıfın başında gittiğim anda dedim ki tam benlik bir iş. Bir sürü M1'e katılacağım. Lise hayatım boyunca 10-15 tane ne M1 bulursam gideceğim falan diye bayağı havaya girmiştim. Sonra bir şeyler oldu ve 2 sene boyunca evden okula gitmek durumunda kaldım. Bir şeyler oldu dediğim pandemi oldu yani araya girdi. O yüzden evden derse katılmak durumunda kaldık ve bu gibi etkinlikler de maalesef yapılamadı. Bunun en büyük olaylarından bir tanesi de tamamının İngilizce gerçekleşmesi aslında. Gidiyorsunuz orada hep beraber, herkes Türkçe bilse de İngilizce konuşuyorsunuz. Bu bence şu açıdan çok yararlı. Birincisi günlük hayat İngilizcesinin pratiğini yapmak için zaten çok fazla şansımız var. Yani günlük hayat İngilizcesi tamam, normal günlük dil. Bunu zaten birazcık bir yerden sonra biliyoruz artık. Ama Birleşmiş Milletler, Model Birleşmiş Milletler toplantılarında gerçekten formal dilde konuşmayı öğreniyor insan. Yani çok ciddi olmalısınız vesaire. İşte we yield the floor diye bir şey var mesela. Böyle evet şimdi sahne bilmem kimin demeden yerinize oturamıyorsunuz. Yani böyle şeyleri öğrendikçe diyor ki insan tamam bunun da belli bir nüansı varmış hadi. Bu da böyle yapılması gerekiyormuş gibi şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bunu söylemiş olayım ama aynı zamanda kimsenin gözünü korkutmak istemiyorum. Çünkü M1'de asıl önemli olan şey
fikir üretme, problem çözme hep bunun altı çizilir ve bence de en çok öne çıkan noktası bu. Yani o sorunları gerçekten gerçek dünyada bulunan problemleri çözmeye çalışmak. Odak nokta bu. O yüzden bir cümlede bazı yerine were demişsiniz, orada başka bir tense kullanmışsınız. Bunlara insanlar takılmayacak. Tabii ki konuşabildiğiniz kadar düzgün konuşun ama mükemmel, kusursuz bir gramere sahip değilseniz de kimse size neden öyle dedin demez. Asıl önemli olan yeni fikirler üretmek. Bu konferansların evrensel olarak resmi dili İngilizce olduğu için günümüzde bir dil geliştirme yöntemi olarak da görülebiliyor MEN konferansları. Başlarda her sene 350'nin üzerinde konferans düzenleniyordu. Fakat bu sayı tabii ki pandemi sürecinde birazcık azalmış ve online'a dönmüş durumda. İşin güzel yanı şu ki son zamanlarda üniversiteler tekrar bu konferansları yüz yüze yapmaya geri döndüler ve böyle o atmosferde insanlarla böyle beyin fırtınası yapıp gerçekten problem çözme falan kısmı bence çok keyifli oluyor. Şimdi benim açımdan kendi tecrübeme göre bana en çok yararı olan şeyleri size söyleyeceğim. İlki İngilizceydi. Bundan birazcık daha bahsettim. Ama yani İngilizce konuşma konusunda insanın kendini çok daha fazla rahatlamasını aslında sağlayan bir şeydi benim için. Gittiğim ve konferansta bulunduğum o 4 gün boyunca hayatımda hiç konuşmadığım kadar fazla İngilizce konuştum diyebilirim size. Yani tabii ki çok fazla İngilizceye maruz kalıyoruz ama kendin böyle hem konuşarak hem yazarak, çünkü belli metinler yazmam ve en sonunda bunları teslim etmem falan filan gerekebiliyor. Hem yazarak hem konuşarak hem dinleme, bunların hepsini aynı anda yaptığınız bir ortam olması çok güzeldi benim için ve baya baya yeni kelime öğrendim. Özellikle ciddi, resmi İngilizce'de çok fazla kelime öğrendim. İkincisi, bence internet jenerasyonu olarak yine bazı şeylerden haberimiz var ama günümüzde böyle nedense gençler, işte onlar çok bilmez, daha gençsiniz gibi bir yaklaşım olabiliyor. MEN'lerde dünyada neler döndüğünden haberdar olabiliyorsunuz. Eğer siyasete, politikaya, bunlara herhangi bir ilginiz varsa, ki bence yoksa bile keyif alırsınız ama varsa hele çok keyif alırsınız. Çünkü gerçek bir ülkenin gerçek politikalarıyla alakalı bir şeyler söylüyorsunuz. Tabii ki söylediğiniz şey günümüzde hayatınızda şu an olmayacak ama en azından yani bu ülke olsam böyle düşünürüm, burada olsam bu fikirleri üretirim gibi böyle dünyamızın günümüz politikasıyla alakalı şeyler düşünebiliyorsunuz. Üçüncüsü ve benim favorim tabii ki bu, çok fazla arkadaş edinebilirsiniz. Yeni insanlar görmek, yeni insanlarla tanışmak için bence çok güzel bir fırsat. Şu anda benim hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Bu videoyu izliyorsan merhaba Elçin. Gerçekten yani farklı bir şehirden bir arkadaşınız da olabilir. Bir yerden sonra böyle e-mailleşmeye falan başlayabilirsiniz. Genel olarak yeni farklı yerlerde oturan insanlar, normalde okulunuzda sürekli gördüğünüz ve zaten tanıdığınız insanlar harici farklı liselerden farklı deneyimlere sahip arkadaşlara sahip olabilirsiniz. Bir diğer altını çizmek istediğim nokta da insanın kendine bir güvenin gelmesini sağlayabiliyor. Yani eğer ilk MEN'inizse belki daha önce 5 farklı MEN'e gitmiş biri kadar fazla konuşmazsınız ama yine de o masada herkes bir fikirler ortaya atarken şöyle de yapsak olur dediğinizde evet iyi fikir tepkisi geldiğinde insan kendini çok iyi hissediyor. O tepkiye, tabii bunların hepsi İngilizce gerçekleşiyor arkadaşlar lütfen. bu konuşmaların hepsi İngilizce. Ama o konuşmada gerçekten o tepkiyi aldığınızda diyorsunuz ki evet ben de yararlı bir şeyler koyabiliyorum şu an bu masaya. Ne kadar güzel bir şey bu. İnsanın kendine özgüvenin gelmesini sağlayabiliyor. Eleştirel düşünme gibi şeyler çok yararlı. Çünkü siz kendi yazınıza odaklandığınız kadar belki daha fazla karşı takımın sunumlarına odaklanmak zorundasınız. Takım demeyeyim, çok takım gibi ilerlemiyor ama karşı tarafın sunumuna da odaklanmanız gerekiyor. Size böyle minik kağıtlar veriyorlar, böyle cırt diye yırtıp üzerine hemen diyorsunuz ki ben atıyorum X ülkesi olarak buraya diyorum ki lütfen sen konuştuktan sonra bana ver, ben de şuna yorum yapacağım. Hemen böyle onu yolluyorsunuz, birileri oradan dolaştırıyor kağıdı, ona gidiyor, tamam diyor. Bu sefer siz geçiyorsunuz, diyorsunuz ki bunu söylediniz ama bu da var falan. Hep diyalog halinde olma durumu, hep bir anda konuşmaya başlama durumu. Yani oturup bir yazı hazırlayıp sonra onu sunmak gibi değil de sürekli o anda yaşamak gibi olabiliyor. Anda yaşamak deyince böyle çok şey bu, anda yaşayın. Ama o anda bulunursanız gerçekten MEN'de o kadar iyi bir delege olabilirsiniz. Benim gözlemlediğim kadarıyla takımınızda işte liderlik, eleştirel düşünme, sunum teknikleri, iletişim ve sunum teknikleri, araştırma teknikleri, bir sürü teknik. Bunların hepsini bir yerden sonra size doğal olarak gelmeye başlıyor. Başta zorlasa da sonrasında diyorsunuz ki evet bunu kullanınca bu işe yarıyor. Bunu burada kullansak buraya gideriz gibi böyle gerçekten artık bir yerden sonra alışıyorsunuz bunları yapmaya ve o çok iyi bir his. Ve bu konferanstan kazandığınız
teknikleri, bu güzel özellikleri sadece o salonda bırakmıyorsunuz. Sunumlar falan yapıldıktan, çoktan bittikten sonra da sosyal hayatınızda da bunları kullanmaya başlıyorsunuz. Biraz da konferanstan sonra alabileceğiniz sertifikalardan bahsedeyim size arkadaşlar. Katılım ve ödül sertifikaları alabiliyorsunuz. Ödül böyle işte en iyi delege ya da en konuşkan delege, en şöyle yapan delege gibi ayrılabiliyor. Katılım sertifikası zaten verilebiliyor. Bu tarz sertifikaları alırsanız da yurt dışındaki üniversitelere kabul oranınızı artırabilirsiniz. Şimdi de birazcık size emuanturkey.com neler yapıyor bunlardan bahsedeceğim. 2015 yılında hizmet vermeye başlayan bir platform. Daha önce Çilemakar ile online ve ücretsiz bir şekilde 1500 kişiye emuan eğitimi verildi. Ayrıca oyunlarla İngilizce hesabıyla beraber ücretsiz online emuan öğretmenlik eğitimi verilmiş. Eğer neler yaptıklarını merak ediyorsanız ve emuan hakkında bilgi edinmek istiyorsanız daha da fazla, çünkü bu bir daha ön giriş bilgisi gibi bir şey, açıklamaya hepsini bıraktım, inceleyebilirsiniz. Ayrıca online dersler, herkese açık makaleler, sertifikalar, takvimler gibi bu bilgilerin hepsinin linkini aşağıya dizdim. Siz de açıp bakabilirsiniz. Şimdi size çok güzel bir haberim var. Bunu da ilk defa Gülsek Uçak kanalında burada söylüyoruz. emuanturkey.com tarafından verilecek bir 1500 kişiye verilecek Şubat-Haziran aylarında emuan eğitimi var. Online ve tamamen ücretsiz. Formu doldurarak siz de katılabilirsiniz. Form da şurada arkadaşlar. Zaten linkleri falan da aşağıya koymuştum. Siz de doldurabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Bence emuan güzel bir fırsat çünkü. İkinci dönem, yani bu dönem 26 tane konferans düzenlenecek. Bunlardan yakalayabildiğime ben de gideceğim. Size de zaten bunları kendim story'den vesaireden duyururum mutlaka. Siz de zaten takvime basarak inceleyebilirsiniz bu konferansları ve birini seçip belki gidersiniz. Evet dostlar, şimdi size bütün sosyal medya hesaplarını falan da verdim. Onlara da lütfen bakmayı, takip etmeyi unutmayın. Gülse Göçer kanalına da abone olmayı unutmayın. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Herhangi bir sorunuz varsa bütün o linklere vesairelere bakıp size olabildiğince burada kaynak da vermeye çalışıyorum ki kendiniz birazcık araştırabilin bu konuda. Bu kadar. Tekrar teşekkür ederim izlediğiniz için. Öpüyorum. Bye bye.